Merhaba arkadaşlar, ben Blue Bariton. Bugün birlikte King's Bounty The Legend oynuyoruz. Arkadaşlar, kanalımızda takip eden arkadaşlarımızdan bir tanesi bu oyunu seviyor. Hatta birkaçı bu oyunu seviyor. Özellikle de istiyorlar sanırım. Ben de sizler için tabii ki isteklerinizi değerlendiriyorum. En kısa sürede çekmeye çalışıyorum. Ve başladık. Şimdi bir görevlerimize bakacağız. Bir arkadaşımız demiş ki krala gidip görevi teslim edebilirsin demiş. Biz Karl'la konuştuğumuzu hatırlamış. Kralın erkek kardeşine gitmiştik. Evet, bakın burada da zaten diyor ki mühürü kralın erkek kardeşine teslim ettim kısmı pasif olmuş. Tamam. Şimdi diyor ki kralla onun erkek kardeşinin evlenmesi için ona bir danış diyor sanırım. Böyle bir danışma görevi varmış. Evlenecekmiş demek ki. Biz bir kralla konuşalım. Evet, Kral Mark. Evet, ziyaret ettin mi diyor erkek kardeşim diyor Karl'ı. Evet, onu buldum majesteleri diyoruz. Mühürü teslim ettin mi? İyi o zaman. Neler öğrendi, neye ihtiyacı varmış kardeşimin falan diyor. Evet, ona mühürün bir kopyasını verdim. Ondan sonra ne diyor? Evlenmeyi düşündüğünü söylüyoruz. Ama onun sevgilisi evlenmek için kraliyet ailesinin onayını istiyormuş sanırım. Evet, biz de şimdi bunu söylüyoruz. Evlenmek mi? Karl mı? Komik mi falan gibi bir şey diyor sanırım. Şu fancy ne demek bilemedim. Komik anlamında olabilir belki de. O funny'di aslında ama fancy bilemedim. Neyse. Yanlış çeviri olmasın. Sonunda bir kadın bulmuş mu falan gibisinden bir şeyler diyor. Benim erkek kardeşimin kalbi falan kazanmak, yani bir kadını kazanmasının sonunda olduğuna söylüyor sanırım. Tamam, harika haberler diyor. Teşekkür ederim diyor Blue Bariton diyor. Evet kralım, gerçekten iyi haberler dedik. Zor zamanlar Darion için. Ve o zaman zor zamanlarda geldiğimizi söylüyor. Ve yeni bir görev verecek herhalde. Bir de bir silahtan bahsediyor. Düşman askerlerin elindeki bir silahmış sanırım bu. Ve uçmaya yarıyor galiba. Sihir akademisi varmış. Verlon Forest'ta, Verlon ormanında. Oraya git diyor sihir akademisine. Trigos varmış. Bize bir nesne verecekmiş sanırım. Öfke sandığını çağırmaya yarıyormuş galiba. Kulağa iyi geliyor. Gideceğim diyor, sandığı götüreceğim diyor. Herhalde sandığı biz götüreceğiz, bize verilmeyecek. Tamam, o görevi aldık. Oo, bize bayağı bir şeyler verildi sanırım. Bakın, kırmızı 4. Seviye atladık, tamam 5 olduk. 4 tane kırmızı taş, 2 yeşil taş, 2 mavi taş verildi. Zekamızı ya bir arttıracağız ya da öfkemizi 7. Ben büyüye odaklı gitmediğim için öfke kısmına odaklanacağım. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bunu bilen arkadaşlardan rica ediyorum. Burada bizim bir öfkemizin artışı ve azalışı söz konusu oluyor. Bu hangi olayda tetikleniyor? Neye göre yükseliyor? Neye göre düşüyor? Beklersem ne olur? Beklemezsem ne olur? Bu öfke hakkında bana bilgi verilirse sevinirim. Ben bu 7 öfkeyi seçiyorum. Ekstra olarak güzel. Ve bu 7, 32'ye kadar kapasitem var ama bir süre sonra düşecek tekrar sanırım diye düşünüyorum. Ama neye göre artıp neye göre azaldığını bilmiyorum. Asker durumuna bakalım. Okçum tamam. Şu an köylüyü bırakmamı istemiş bir arkadaş ama şimdilik tutma taraftarıyım ama yakında daha güzel askerler bulunca devam ettirmek istiyorum. Ayı şu an bende. Devam ettirmem istemiş ki ben de seviyordum. Bunu tutacağım. Kılıççı da güzel. Şu 3 kısmı yakın dövüş elemanı yapıyorum biliyorsunuz. Sağ solu 2 menzilli karakter yapıyorum. Burada rahipler var. Ki onlar da tamam. Eksiğim yok. Bunlarla devam edeceğiz. Ama tabii ki yeni menzilli karakterler bulunca bunlardan bırakabiliriz. Buraya da köylüler yerine belki daha sağlam bir yakın dövüş karakteri bulursak kullanılabilir. Bir sürü malzeme var, görevler var, hala yapılacak. Prenses Amelie bir şey diyor mu bize? Sanırım onunla normal konuşuyoruz. Bilgi falan veriyor herhalde. Emin değilim. Hızlıca ben geçeceğim. Taşıma memnun oldum falan filan.
Ben senin yeni hazine avcınım, işte hazine araştırmacınım gibi söylüyoruz. Ben adım Blueberton, ben bir savaşçıyım diyoruz. Kral Mark olaya girdi. Üzgünüm kızım. Kızım için kızımı boş ver mi diyor herhalde. Öyle bir şey diyor. O Mishwas'mış. Mishwas ne demek bilmiyorum. Küçük prenses. Tamam. Önemli değil. Devam edelim. Baba diyor. Herhalde krala ne diyor bakayım. Ya iyi çocuğum falan filan. Blue Bariton amca falan deyip bize söylüyor ama anlayabildiğim kadar yapıyorum. Burada bir şeyden bahsediyor. Amcası Richard varmış galiba. Bir de amcası Erin varmış. Ne diyor? Biz onlar hakkında bilgi sorabiliyoruz ama sonra konuşuruz. Şimdi biz gidip işimize bakalım. Şurada ne var ne yoktu diye bir bakacağım. Şimdi şuradaki halatlar ne işimize yarıyormuş? Ya bu halat değil, kemermiş. Şamanın kemeri. Manamızı 4 arttırıyormuş. Ve de rahipler ve Inquisitor. Inquisitor herhalde dedektif tarzı bir karakter olsa gerek ama burada yok sanırım. Evet yok. Onların moralini arttırıyormuş. Ama tabi mana veriyor. Ben o tarz karakter kullanmadığım için. Gerçi menzilli olarak görüyorum büyücüleri ama şu an sadece rahip var. Görevlere bakalım ve devam edelim. Denilenini yaptık orada. Arkadaşımızın söylediğini görevi teslim ettik. Şurada ne var diye bakıyorum. Bu haritada bıraktığım neler var? Yani şurada bir karakter var. Şu an gerçekten sert diyor. Yani biraz zorlayacak bize. Orada yine şey var. Liderlik bayrağı. Şurada bir şey var. Bu tamam. Şuraya kadar bir gelelim. Şimdi bize Verlan Forest demişti. Bir haritaya bakalım istiyorum. Verlan Forest şuradaymış. Aşağı kısımdaymış. Hemen düz gitmem gerekiyor. Karşımda. Verlan Forest'ta bize bir görev gelmişti kral tarafından. Düz gidelim bakalım Verlan ormanına doğru. Giderken şuralara da bir bakayım. Bir şeyler bıraktık mı? Şurada var bir grup. Çok zayıf diyor. 21 soyguncu, 13 çapulcu. O tarafta başka bir şey bıraktım mı? Şunları topluyorduk gerçi de. Ben şöyle bir bakayım. Şurada var. Bunlar da çok zayıfmış. Kırmızı taş falan da var. Aslında buraları yaparım. Burada başka ne var? Aslında gezerek daha hazineleri bulmamız gerekiyor. Şurada küreklebiliyorsunuz. Çıkarıyoruz. Parladığını görünce. Şu aşağıdaki nedir? Ha, oradaki mantar vardı. Konuşuyorduk. Büyük dikenli. Şunlar kolay olsa gerek. Evet, çok zayıf diyor zaten. Şuradan biz Verlan'a doğru tekrar girelim. Sihir Akademisi'ni bul demişti. Etrafımıza bir bakalım. Ve ondan sonra devam edelim. Şu an için bu taraf temiz görünüyor. Tamam, şurada bir hızlı kayıt diyelim. Buraya kadar gelmişken. Şuraya bir bakalım ne var. Burada 1200 tane ateş Yusufçukları var. Şimdilik lazım değil ama bunu kullanabilirim köylüler yerine. Hatta oraya depolayabiliyor muyum köylülere? Hayır, depolamak için garnizon yok. Şurada bir grup görüyorum. Hatta bir de gelen var. Okçu grubu. Bunlar zayıfmış. Burada kaç? 283 de köylü var. 29 soyguncu. Şurada. Şuna bir bakmak istiyorum. Şuna bir şey yapamıyor muyum? Şuna niye bakamıyoruz? Düşman değil mi o? Şimdi oldu. Çok zayıf diyor. Burada şeyler de var. Sırtlanlar da var. Ben şu Sihir Akademisi'ni görmek istiyorum. Haritaya bakabilir miyim acaba? Sihir Akademisi. Şimdi Erlan. Şuradayız. Ne diyor? Örümcekler varmış yer altında. Eski kraliyet kalesi varmış. Ve aşağı kısımlarda. Şurası Geffen diyor. Sihir Akademisi nerede? Sihir Akademisi bana o lazım. Şurada ejderha diyor.
Biz şöyle bir etrafa bakmaya devam edelim. Şurada birini görüyorum ve o görev herhalde yapılmış bir görev ki ışığı yanıp sönüyor. Sen çok zayıf, tamam. Ben şuraya kadar bir geleyim de. Tamam, şurada bir hızlı kayıtlayayım. Şu çocuk, buradaki herkes taşlaşmıştı sanırım. Evet, şu arkada görüyorsunuz taşlaşmış. Bir daha bakayım. Shepherd Boy. Bununla ilgili burada görevim görünüyor mu? Shepherd. Bakayım. Neyse, onunla şimdi tekrar konuşurum. Şuraya bir bakalım. Burada kim var? Marquis Kontu var. Burada bir zırh görüyorum. Evet, burada kılıççılar, köylüler falan var. Gerçi burada sınırlı köylü var. İlk şehirde sınırsızdı bunlar. Ki ben buraya biraz da şey koymuşum. Kraliyet yılanı koymuşum, 10 tane. Şu an eksiğim yok. Ama buradan kılıççı, köylü falan alınabiliyor. Güzel. Ben şuraya bir gideyim. Şu bir şey diyor. Şurada sandık var. Sen onu koruyan çok zayıf. Bakın, bunlar taşlaşmış. Şöyle gösterelim. Bakın burası. Burası. Bunlar geçmiş bölümlerde görmüştük. Bakayım, ne diyeceksin sen şimdi? Ne oldu diyor efendim diyor. Bir şey buldunuz mu falan diyor sanırım. Sana sorun var diyoruz sanırım. Bir kolyeden bahsedeceğiz. Onu buldum falan diyor galiba. Ne diyor? Büyü öğrenmeyi istemiş herhalde. Büyü dersini istiyormuş. Beni boş ver falan filan bir şeyler diyor. Tamam, sana inanıyorum. Tamam. Ne diyor bakayım? Kalbimi acıttın falan diyor herhalde. Öyle hani sorular sorunca. Çocuktan kolyeyi almayı denemeliymişiz. Bakın, çocuğun boynundaki kolyenin bir etkisi var sanırım. Ya da sessizce bu kolyenin koruyucularıyla savaşmalıyız gibi bir şey diyor. Almayı deneyelim. Aa, yakıyor. Yakıyor. İçimde yakıyor diyor. Kutsal ejderha. Evet, ne diyor? Aa, çocuk ölmüş galiba. Cesedine bakıyor. Ölmüş gibi görünüyormuş galiba. Ve ne diyor? Bir şey mi ortaya çıkıyor acaba? Evet, sanırım ortaya bir şey çıktı ve onunla savaşmak zorundayız. Belki de bu çocuk değildi. Çocuğu kontrol eden bir şeydi sanırım, ejderha falan galiba. Bir grup çıktı karşımıza. Ben daha tehlikeli bir şey çıkar belki diyordum. Şimdi bir menzilli olan bir bu var, bir de okçu var. Kaç tanesiniz? 8 tanesiniz. Siz de 8. Bu arada etrafta işte bakın, böyle harika güzel görünüyor etraf, hoşuma gitti. Şimdi bir, sen buradan bunu vurursan menzilinde değil. Okçu, o da menzilinde değil. Ya bir alırsın ya hiç alamazsın. Belki kritik gelir. Bence okçuya gidelim çünkü bir sonra o saldıracak. Bu saldırısını yaptı. Hem o daha fazla. Evet, onlar geldi şimdi sırada. Evet, kritik vurdu. O iyi olmadı. Şimdi ben buradan şu ateşli okumu kullanıp şunları yakalım diyorum. Evet, bayağı da sağlam vurdum. Hem 5'e düştü hem sırası gelince yanacak. Kılıççımız. Buraya gelirsen buradan vuramam. Şuraya gel. Şuradan da savunma bas. Tamam, ayılar senin şunu yaparsan 4 hamle hakkın oluyordu. Şuraya gelip buna vurabilirim. Şuna vuramıyorum. Şuraya gelip vuralım. Bu tarafı kapatayım komple.
İlk biz vuralım, onu azaltmış olalım. Güzel. Bu arada bir şey diyeceğim. Bunlar tamamen bizim grubun aynısı şeklinde gelmişler. Bunlar bizim yansımamız sanırım. Böyle bizi kendimiz de test ediyor gibi bir şey. Sadece miktarı daha az sanırım. Tamam, bunu ateşle yaktığımız için böyle oldu. Ona can bastı. O iyi olmadı tabii. Şimdi ben bir adım gidersem, bunun iki hamle hakkı vardı. Hatta bu da can basabiliyor. Madem öyle, sen can bastın. Ben de o zaman şuna can basayım. Tamam, köyle vurmalar sorun değil. Şunları bir bitirmeye çalışalım. Nasıl olsa öteki okçu işini bitirdi ve bundan kurtuldu. Güzel. Yalnız şu ayılar şimdi saldıracak. O yüzden bu ayıyı oradan çekmem lazım. Evet, saldırdı bile. Şuraya çekip şuradan saldır. Kılıççım vurabilsin. Tamam, kaç kaldı? 2 kaldı orada. Güzel. Bunun bir hamlesi vardı. O yüzden bu burada savunmada dursun. Kılıççı buna vurursa bir kısmını alıyor ama ben yine de ayıyı almak ya da kılıççıyı alalım. Şöyle bir yana gelip buradan vuracağım. Kılıççıya, ayının yanına gelmiş olacağım. Tamam, o çok fazla vuramıyor artık. Okçuya yöneleceğiz. Şimdi orada ayı bir tane alabiliyorum, kılıcı bir. Buradan köylülerden bir kısmını alabiliyorum. Şuna döneceğim. Yine can basma hakkım var. Şöyle yapalım. Şunun canı kaç? 3 kalmış. Onu bir son hakkını buna kullan. Güzel. Tamam. İyi oldu. Biz okçuya döneceğiz ama okçuya dönmeden önce bu köylüler bayağı bir saldıracak. Bunları azaltmayı deneyebilirim. Şunların ikisini alma ihtimalim var. Şunları almayı deneyeceğim. Niye arkadakine vurdu? İlla bir kontrol atak yapacaksa hemen ayıya vurması ilginç olmuş. Şuradaki iki taneyi direkt alabiliyorken alsın. Tamam, şimdi bu köylüler nereye gidecek ona bakalım. Tamam, ayılar direkt vurabiliyor. O zaman şöyle arkadan vurup iyice azaltalım bunları. Evet, sağlam vurduk. O iki kere vurdu, o kötü oldu. Biz buradan hala vuramıyoruz. Bunları bir tur bekleteceğim yine. Şunları çok azaltabilirim artık. Gel bakalım. Bundan artık kurtulmamız gerekiyor. Biz buna yönelelim. Tamam, kılıççı buradan alırsın. Güzel. Tamam, ayı artık direkt gidecek. Şunu bir kere daha kullanamıyorum. İki hamlem olduğu için şuraya gel. Ve şurada savunma bas. Daha az hasar yiyelim. Köylüler ilerlesin. Bu da buradan ne kadar vurursa. İyi, kritik denk geldi. 3 kaldılar. 3 tane okçu da çok yüksek hasar vermeyecektir. Evet, bu da buradan birini aldı. 2 kaldılar. Ben büyük vuruşu yapamıyorum. O yüzden 2 adım gidip savunma basacağım yine. Şöyle. Ayımız da yine 2 adım gidip vuramayacağı için 1 adım gitsin ve şuradan savunma bassın. Evet, köylüler de şu tarafa gel bakalım. Bunlar da savunma bassınlar. Şuradan da menzilli bir atışla onu 1'e düşürelim. Hatta kritik geldi galiba ve ikisi de gitti. Öfkem 32'ye kadar çıktı. Bu nasıl işliyor? Buna basarsan bir şey olur mu dövüşürken acaba? Bilmiyorum. Bir sonrakinde denemeyi düşünüyorum. İşe yarıyor mu diye. Bir okçum, iki de antik ayım öldü. Bakacağız. Ama burada olay nasıl gelişti ona bakacağım. Evet, bakın çocuğa, eyvah. Bunlar düzelecek mi peki?
Çocuğa bir şey oldu da iyi mi oldu kötü mü oldu hiç bilmiyorum. Evet, kolyeyi Druid'e götür diyor. Druid nerede bilmiyorum. Bu arada geriye dönüp bir hızlıca süremize bakalım. Evet, güzel. Evet, oyunda bir takılma oldu. Sanırım kapanıyor ya da dondu. Geriye dönüp bakınca oldu. Geçen sefer biraz bekleyince gelmişti. Az bir bekleyelim. Gelecek mi? Sanırım geldi. Tamam. Tamam, bu Druid nerede? Onu bilmiyorum. Bilen varsa bana söylerse bir sonraki bölümde Druid'e bunu götüreceğim. Buradan kişi sorabiliyor muyum acaba? Geniş haritadaysam. O bakın bakın ta gerilerdeyiz. Bizim şu an Daryon'u bayağı bir açmışız. Ama daha gitmediğimiz Kordor, Murok, Elinya, Freedom Islands, Özgürlük Adası falan yerler var. Yalnız bu Druid nerede? Ayrıca bu çocukla savaşmakla iyi yaptık mı? Onu da bilmiyorum. Ben yine hızlı bir kayıt alayım. Fazla bir kaybımız yoktu zaten. Şuradan alabildiğimi, tamamlayabildiğimi tamamlayayım. Sonra devam. Şimdi kılıcım. O bizim liderlik mi arttı? Bu 28'e düşmüş, 39'a çıkarabiliyor. Güzel. Burada da bayağı bir kılıççı varmış zaten. Köylüleri de çok arttırabiliyorum. Bunları da alalım. 9 tane de okçu alabiliyorum. Bizim liderlik puanımız seviye atlayınca çok arttı sanırım. Bir anda limitlerim uçmuş. Rahibi de 8 tane daha alabiliyorum. Okçuyu da 9 tane daha alabilirim ama burada okçu yok. Menzilli atış yapan lazım bana. Bu normal saldırırken menzilli saldırıyor ama biz oynarken neden menzilli vurmuyor? Onu anlamadım. Şurada var bir tane. O da rahip, ondan aldık. Okçumuz eksik. Okçuyu bulunca alırız. Burada Marquis kontu var. Bir konuşalım bakalım. Evet, Barbaryanların liderini buldun mu diyor. Henüz bulmadık. Tamam. O da bize görev vermiş önceden. Ben şuradan bir hızlı kayıt diyeyim. Tamam, şimdi devam edelim. Şurada bir sandık koruyan biri vardı. İşte şurada. Şu kulede bakayım neresi? Evet, Sihir Akademisi burasıymış. Şu okçuya yakalanmadan şuraya gidebilir miyim? Bana gelecek misin sen? Orada arkada bir şey var. Yani çok zayıf sanırım. Ama bu nedir? Yani Beholder diye bir yaratık. Bakın görüyorsunuz, bitki tarzı. Bakın şu kocaman göz şurası. Ağzı altta dişleri kocaman. Buna gitmeyi düşünüyorum. Şurada bir hızlı kayıt yapayım. Şu Sihir Akademisi demişti, ona bir bakalım. Evet, bizi bir kere daha selamlıyor. Ne yapabilirim senin için diyor. İşte majesteleri için geldim. Talebi üzerine. Bazı işte artefaklar, yani verdiği sandık falan taşıyoruz. Onu söylüyoruz. O, Pandora'nın kutusu mu? Öfke sandığını Pandora'nın kutusu olarak yorumladı. Ne güzel diyor. Harika bir şey. Şeytan icadı gibi bir şey diyor. Bana diyor, inan diyor falan filan bir şeyler anlatıyor. İşte ben buraları yine biraz kısaca geçeyim. Çok ilginç ama öncelikle bana artefaktları geri verecek misin diye soruyoruz. Ya da zaman kaybetmeyelim. Seni dinleyemem şimdi falan filan diyoruz. Yok, bu kabaca olur. Çok ilginç falan filan bir şeyler diyor. Ben şuraya bakayım. Bu onu istiyor mu acaba? Neyse, geri verecek misin diye soralım. Aktive etmiş galiba bazı simbiyosis parçalarını falan bir şey diyor artefakla ilgili. Öfkeli şeytanlar falan filan bir şey diyor. Acaba onlarla savaşmak zorunda mı bırakacaksın bizi? Krallıktan çok çok uzakta, uzun zaman önce bir şeyden bahsediyoruz. Artifaktan sorabiliyoruz. Öfke hakkında konuşabiliyoruz. Bir bakalım. Sandığı geri verdiği biliyoruz ama biz soralım bakalım.
Sandığı sadece geri ver falan filan diyoruz. Herhalde sandığı vermek istemiyor. İşte diyor, al diyor sandığı diyor. İzle şimdi falan diyor. Herhalde bir savaşa gireceğiz yine. Evet, aynen. Sandığı bize vermiş ve sonra ağır bir şekilde elimizde bir şey olmuş galiba. Yani bir kat açılmış, bir kattan bahsediyor. Bir şey olmuş galiba. Bakalım ne olacak. O bir yaratık çıktı bakın. Swamp Spirit Slim diye bir şey. Böyle garip yılan gibi bir şey. Bir yandan da slime'a benziyor bir kısmı. Usta falan diyor. Kim oradaki? Yeni ustam, sandığın yeni ustası. Seni anlamıyorum. Neyden bahsediyorsun? Sen kimsin? Seni göremiyorum. diyoruz ya da sadece kaleye taşıyorum. Sen kimsin diyebiliyoruz. Şuna aynen ilk sefer diyelim. Kan, senin kalın diyor. Ne olmuş? Tamamlanmadı. Tamamlamadığın gibi bir şeyler diyor. Yeni usta, sandığın yeni ustası sensin. Kendini göster bana diyoruz. Zayıf, çok zayıf. Bu el güçsüz. Yani bu bir halüsinasyon olmalı diyelim. Ya da öfkelenebiliriz, halüsinasyon diyelim. Hey, Blueberryton, iyi misin? Umarım yaralanmamışsındır. Çok ciddi bir şey yoktur. Kiminle konuşuyorsun diye soruyor. Kendimle konuşuyordum diyebiliriz. Halüsinasyon gördüm galiba, sesler duydum diyebiliyoruz. Ya da yabancı bir sesti diyebiliriz. Duydun mu? Sen duymadın mı? Yabancı bir sesti diyebiliriz. Büyük ihtimal duymadı, o yüzden halüsinasyon olabilir falan diyelim. Gel diyor. Yaran ciddi olabilir. Söyle bana Blueberryton diyor. Ne zaman işte bir şeylerden bahsetti. Devam edelim biz bir. Devam edelim. Yine ben buraları biraz hızlı geçeyim. Uzuyor çünkü. Yine okumak isteyenler orada durdurup bakabilir. Şöyle bir sandıktan bahsedelim. Yine hızlıca geçiyorum buraları. Okumak isteyenler yine tabii ki takılabilir. Şöyle devam. Şakam yok falan filan, ciddiyim diyor. Bir şeylerden bahsediyor. Bir adım atarsan ölürsün ya da ağır diye sinirleniyoruz. Benim ona dokunma, geri çekil diyebiliriz. Öyle diyelim. Ne oldu şimdi yani? Bize bir şey geldi mi? Bir şey oldu mu? Bakayım. Burada herhangi bir şey görünmüyor. Şöyle bakınca da ne diyor? Konsantrasyon kolyesi. Şöyle info dersek. İlginç şeyler var. O şurada. Öfke sandığı diyor. Bakın içinde böyle garip yaratıklar var. Selim bizi geri reddetmiş. Zirok var. Bize servis, yani bize hizmet etmeyi reddediyor. Lina bizi reddediyor ve de Reaper bizi reddediyor. Bunları alıp sanırım, evet, tıklayınca da konuşuyorlar. Bu sandığı alınca böyle bir şey oldu. Bu öfke sandığı. R'ye basınca da açılıyormuş. Sandığı kapatıyoruz. Sandığı kapatıyoruz. Bu R'ye basınca açılıyormuş. Bu iyi bir şey mi oldu, kötü bir şey mi oldu arkadaşlar, onu siz söyleyeceksiniz. Ben şuradan R'ye basıp deneyeyim bakayım ne olacak. Bir şey olmuyor sanırım. Şu Beholder'la savaşmak istiyorum ama şu da yoluma çıkacak. Ama çok şey var, kötü olabilir. Şurada bir hızlı kayıt diyelim çünkü biliyorsunuz konuştuk ettik, bir şeyler yaptık. Boşa gitmesin. Sen kimsin?
Kalenin koruyucusu. Biz o kaleye girip çıkmıştık sanırım. Şimdi şuradaki benim üstüme doğru gelebilir. Ben şu tarafa da gideyim. Okçular bana gelebilir. Şuradaki necisin sen? Şurada bir örümcek görüyorum. Zayıf. Şurada görüyorum. Orada berserker var. Çapulcu da var. Bu eşine denkmişiz onunla. O bizi biraz zorlayabilir. Şu okçularla ben kapışayım diyorum. Kendimi göstereyim. Gelsin. Şu yukarıdaki bir holder gelmesin üstüme. Tamam, şununla bir kapışalım. Alabilecek miyiz bakalım. Alabilirsek o Beholder'la da savaşalım. Evet, sırtlanlar geliyor. 13 burada, 13 burada. Şimdi menzilli bir grup görüyorum. Şu diğerlerini canlandırabiliyordu. Ama ben yine de okçuyu aradan almak istiyorum. Evet, şu kalanı almaya fırsat bulamadım ama çok uğramaz. Şununla da okçuları bitirelim. Şimdi şu bitkilerden kurtulmamız lazım. Şunlar menzilli vuruyordu bir mesafeden. Şimdi bu iki adım gitsin. Merkezde savunmaya geçsin. Sırtlanlar vuracak. Ayı şuraya kadar gelsin. Savunmayı açmayacağım. Köylüleri de gelsin. Açmayacağım. Merkezde duralım. Şu onu kaldıracak mı acaba? Evet, aynen. Ben dedim belki kaldırmadan halleder miyim? Oo, hem de 5 tane. O yaratık olarak çağırdım 5 tane. Ölmüşleri kendinden çağırıyor. Şimdi ayı bunu halleder. Biz şunlara odaklanalım. 5'ini de alabilir diyor. Güzel. Onu bitirelim. Okçumuz da şunu 8 ila 11 diyor ki 15 kritik gelirse daha iyi. Gelmedi. 7 kaldı. Şimdi şuraya gidersem şu sırtlanın işi bitti zaten. Şunları 13'ünü de alabiliyorum. Şu uzaktan kılıççıya vurabilecek durumda. Ayıyla bunu azaltabiliriz belki. Şu özel yeteneğimizi aç diyelim. Şöyle yapalım. Zaten hepsini belki alabiliyormuş. Alamazsa daha hasar yer. Ki aldı. Geriye bu kaldı. Bu diğerlerini canlandırmadan benim şunun üstüne gidip burayı kapatmam lazım ki buraya gelip kaldırmasın. Güzel. İyi oldu bu. Şunu 7'sini de alabiliyormuş. Ve böylelikle burayı temizledik. Sadece 18 köylü gitti. Tamam, sorun yok. Orada bir holder'ı halletmek istiyorum bir de. Bölümü bitirmeden onu da alalım. Şu öfke meselesini unuttum. Siz bana söylerseniz iyi olur nasıl olduğunu. Bir holder'ı da kullanabilirim. Şuradan hızlı kayıt diyelim. Ve bir holder'a doğru gidiyorum. Şuradaki ödüle gideceğim ama önce şunu bir alalım. Haydi bakalım. İşte bakın bir holder bu. Şöyle bakın kocaman gözü. Oo, gözünden lazer çıkarıyor. Kocaman ağzı var ama çok güzel, çok sevimli bir yaratık ya. Çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim size. Bunun canı 50'ymiş zaten. Şimdi örümcek 96 tane. Çok. Ama ben önce bir holder'a yöneleceğim. Ne olur ne olmaz. Belki gizli bir özelliği vardır. Okçuyu almamız lazım. Şu yalnız zehir bulaştıracağı benziyor. Ona bakacağız. Sen okçuyla buna dön yine. Bir holder'ı alalım. Evet, bir holder, tamam. Şimdi kılıççımız. Kılıççımızı nasıl yapalım? Ayı buraya gelecek. Şuradan dolanmam gerekecek. O zaman şöyle yapalım. Şuraya gel. Sen şurada bir savunma bas. Ayı şuraya kadar gelsin. Burayı kapatsın. Köylüler de buraya gelsin. Bu taraftan gelen örümceklerin önünü keselim. Orada 60 örümcek. Şurada 96 var ki bu zehirli. Oo, çok fazla vurdu. Bu iyi olmadı. Ben okçuya gideceğim menzillerle yine. Öfkeyi kullanabilir miyim? Ona bakacağım. Sıram bir gelsin aklıma gelmişken. Şunu kullanabiliyor muyum? Sanırım şu an olmuyor. Okçumuz da devam şunu azaltmaya. İyi, kritik geldi sanırım. Güzel. 6'ya düştü. Şimdi ayımız. Şuradan tam bir vuruş yap. Ne kadar azaltabilirsen.
Ama ayağımız da bir tane daha gitti. Şuna da özel vuruşunu aç diyelim. Bunlar zehirli zaten. Bayağı bir vurdum bu sefer. 23 kaldı. Köylüler şuraya kadar gel ve yolu kapa. Gerekirse dolanayım der. Daha fazla yerliler. Kontra ataktan bayağı vururuz. 60'tan 40'a düştü. Eyvah. Ona gitme işte. Ona gitme. O iyi olmadı. Burayı da düşürdüm buraya. Ben şuradan menzille saldıramıyorum. Çünkü yanımda düşman var. Bir adım gidelim. Şöyle geriye. Tamam şu tarafa doğru. Okçuyu azaltmaya çalışacağım yine. Evet, okçuyla devam. Ki bu sefer ateşli oku kullanacağım. İyi. Şimdi ayı buradan kaç tane kaldı? 10 tane ve 10'unu da alabiliyor sanırım. Evet, direkt orayı bitirse. Kılıççımız arkadan müdahale edebilir ama bence şuradan gelsin. Bu taraftan müdahale edelim. Köylüler vur bakalım ne kadar alabilirsen. Bayağı bir zayıflattık ama. Tamamdır. Siz yine buna gideceksiniz. Okçular 1 ya da 2 diyorsun zaten. 1 kaldı ve ateşten de yanınca işi bitmedi ama tek bir taneyle kritik yakaladı ve bu işini bitiriyor. Tamamdır. Şimdi ayıyı buradan şuraya kadar getireceğiz. Vur bakalım ne kadar azaltabilirsen. Bunu da buradan ne kadar azaltabilirsen. İkisi de çok azaldı ama kritik denk gelince iyi olmuyor tabi. Tamam, şu öndekileri halledelim. Kılıççıların önü açılır alabilirsek. Şu da ne kadar bulabilirse. Şimdi kılıççı iki tane için buna gücünü harcamasın. Bir sıra geç diyelim. Ayılara. Tamam. Şuradan alırsa önünü açar kılıççını. Tamam. Aynen. Köylüler ne kadar alabiliyorsun ki hepsini aldı. Tamam. Biraz fazla kaybettik. Çoktular. 77 köyle gitti. O önemli değil de. Onları yine alırız ucuza. 15 tane kılıççı, 2 rahip, 1 ayı gitti. O iyi olmadı. 1400 altın. 70 puan da deneyim. Tamamdır. Güzel oldu. Şimdi şu ödülleri bir toplayalım. Ayrıca sandık var mı? Burada başka bir şey var mı? Gizlediği. Ona bakacağım. Tabii önce bir hızlı kayıt diyelim. Bir sürpriz çıkarsa geri alabilelim. Şuradan sihirli kristali aldım. Burada sakladığım bir şey var mı? Şu tarafta şu an bir şey yok gibi. Şuraya gideceğiz. Şurada bir şey vardı. Burayı temizledik. Şu sandığı açmadık. Aç bakalım. 1750 altında oradan çıktı. Başka bir şey var mı? Hazine falan görünmüyor. Tamamdır. Şimdi burada bir kayıt diyelim. Arkadaşlar bölümü burada bitirip buradan devam edelim diyorum. Olmazsa gider asker alırız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.